Evet sayısal görüntü işleme derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Önceki derslerimizde RGB, CMY ve HSI renk uzaylarını anlatmıştık. Şimdi bu üçünü detaylı bir biçimde tekrar edeceğiz. Şunu yanlış yazmışız düzeltelim. Evet ilk dersimizde arkadaşlar RGB renk uzayını anlatmıştık. Bilindiği gibi bilgisayar dünyasında özellikle programlama dillerine baktığımızda genellikle çoğunun RGB renk uzayını kullandığını sizlere aktarmıştık. Bu renk uzayındaki renklerin karışımıyla CMY renk uzayı elde ediliyordu. Yani ikinci renk uzayı ismini veriyorduk biz buna. Birinde gibi RGB renk uzayı birincil renk uzayı iken CMY renk uzayı ikinci renk uzayıdır. Bunun dışında sayısal görüntü işlemede özellikle nesne takibi gibi durumlarda HSI renk uzayı da sıklıkla kullanılmaktadır. Şimdi bu üçünü detaylı bir biçimde tekrar edeceğiz. Bize bir tane full color yani full dediği burada RGB zaten görüldüğü gibi bir tane resim verilmiş. Baktığımızda bunun CMY, RGB ve HSI halini görmekteyiz. Önce dilerseniz RGB haline bakalım. Önceki dersimizde de anlattığımız gibi RGB yani RGB'den arkadaşlar giderek R'den B'ye doğru bir kararma söz konusu. Yani red daha parlak, Burada görüldüğü gibi green birazcık daha orta seviyede, blue'nun ise daha karanlık olduğunu görmekteyiz. Bunlar sıfırdan 255 dahil olmak üzere 16'lık sayı sisteminde değer alabiliyorlar. Hexadecimal sayı sistemiyle gösterilebiliyorlar. Buradaki RGB bu 3 temel rengin 255 oranında yani hepsini 255 verirsek beyaz rengi, hepsine 0 verirsek arkadaşlar siyah rengi elde ediyoruz bunların karışımıyla. Biz RGB'yi karıştırdığımızda ve GB'yi karıştırdığımızda ve RB'yi karıştırdığımızda ise CMY renk uzayını elde ediyoruz. CMY renk uzayı bunların karışımıdır. Şuraya yazalım arkadaşlar. Şöyle. Evet. CMY renk uzayı magenta, Siyen yani cam göbeği ve yellow yani sarı renklerinden oluşmaktadır. Kırmızıyla mavi karıştırırsak magenta, yeşille mavi karıştırırsak siyan cam göbeği, kırmızıyla yeşili karıştırırsak da sarı rengi elde etmekteyiz. CMY renk uzayı, CMY renk uzayında da görüldüğü gibi arkadaşlar yellowa doğru gidildikçe bir parlama söz konusu. Fakat burada bir beyazlama da söz konusu. Bakın burada çilekler varken, burada çilekler artık giderek belli olmamaya başlıyor. HSI renk uzayına baktığınızda hue, saturation, intensity, yoğunluk, doygunluk, canlılık, ton gibi değerlerden oluşmaktaydı. Burada da görüyorsunuz arkadaşlar hue, saturation ve intensity'ye göre verilmiş. Önceki derslerimizde de açıkladığımız gibi saturation daha beyaz ağırlıklıdır burada görüldüğü gibi. Hu böyle bir tuhaf gözükür. Beyazla siyah röntgen çekilmiş gibi gözükür. karışımı gibi gözükür. Benzer şekilde Intensity de orijinal resme en çok benzeyen halidir. Bakın Intensity gerçekten de Saturation ve Hu'ya göre oldukça benziyor orijinal resme. Şimdi bu sağdaki resme baktığımızda Full Color Image Processing yani renkte görüntü işlemeye baktığımızda burada bize RGB bir renk resim verilmiş. Bu normal resim arkadaşlar sayısal görüntü işlemede kullanılan. Burada RGB hali verilmiş. Ne demiştik? R'dan B'ye girilince giderek karanlıklaşır. Görüldüğü gibi R oldukça parlakken yeşil orta seviyede mavi ise giderek karanlık bir hal almış. Benzer şekilde Hue, Saturation ve Intensity renk uzayları bulunmaktadır. Hue röntgen çekilmiş gibi bir tuhaf böyle siyah beyazlar. Bir arada Saturation oldukça beyaz bir görüntü. Intensity ise normal resme oldukça benzeyen bir görüntüye sahiptir. Evet bugünkü dersimize 3 temel renk uzayını anlattık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere hoşçakalın.